Evet, şimdi Nelson mu satılacak, Sanchez mi satılacak? Bu merak edilen konulardan biriydi ve bu habere göre planlama değişti. Sanchez'in satılma ihtimali daha yüksek deniyor. Şimdi stoperden başlayalım. Daha sonra diğer mevkileri de tabii ki konuşacağız. Suat, ne dersin? Abdülkerim satılırsa. Bir de o var. Bir de o var. Onu da unutmayalım. Suudi Arabistan'dan ciddi teklifler var. Ve yani bonservis kısmını bir kenara bırakalım. Oyuncu da artık yaşı itibariyle de böyle iyi bir teklifi reddedebilecek bir durumda da değil. Abdülkerim'e Avrupa'dan da teklif gelmez mi ama? Abdülkerim'e Rusya'dan mesela çok ciddi teklif geldi geçen senede. Kendisi istemedi. Yani Galatasaray'dan gideceksem çok daha başka bir yere gitme. Ya Avrupa'nın büyük ligleri iyi bir takıma ya da diğer tarafta kimsenin reddedemediği bir Suudi Arabistan parası gerçeği var. O yüzden Abdülkerim'de öyle bir opsiyonu hani hep düşünmek lazım. Diğer tarafta Davinson Sanchez, Okan Buruk çok istedi. Yani Galatasaray'ın, bak şimdi konuşuyoruz mesela geçen sezon yapılan transferleri. İki tane oyuncuya net bonservis verildi. Biri Icardi, biri de 9.5'la Davinson Sanchez. Yani Okan Hoca gelir gelmez oynattı ve bütün planlarını onun üstüne yaptı. Final haftalarında olmamasının sebebi hem sakatlığıydı, üstüne de Nelson'un çok iyi gidiyor olmasıydı. O yüzden gitmesini istemiyor. Ama elbette ki ayrılırsa da yerine alternatifler var. Nelson'da da durum şöyle. Oyuncunun oynamaması elbette ki piyasasını bir hayli geriletecek. Yani tercihe bağlıysa burada normal şartlarda Davinson'u tutmayı tercih ederim. Ama şöyle bir şey var. Hangisinde istediğinizi daha rahatlıkla alabilirsiniz ve ulaşabilirsiniz. Bonservis açısından burada Davinson Sanchez'in piyasasını konuşmaya gerek yok. Henüz Victor Nelson, Davinson Sanchez piyasasına ulaşmadı. İşte bir önceki sezon Sevilla ile yapılan pazarlıkları hatırlıyoruz. 13 milyon euroya kadardı mesela. İşte belki Euro 2024'te o piyasayı yapar olsaydı, diye düşünülürken. Belki olabilirdi oradaki performansa bağlı ama şu an net bir şekilde ne olursa olsun Davinson Sanchez'in Avrupa'da her halükarda bir piyasası var. Hı hı. Ve iyi bir de oynadığı bölümde de iyi sezon geçirdi. Sadece sakatlıklar işte oynamamasına son bölümde neden oldu. İyileştikten sonra da hani Okan Hoca orada Victor Nelson iyi performansı varken de bunu bozmak istemedi. Davinson Sanchez'den 25 milyon euro bekliyorsa Galatasaray belki hani 25 olmaz ama biraz altına bunu karşılayabilecek bir kulüp bulabilir. Henüz 27 yaşında bir stoperden bahsediyoruz ve iyi de bir oyuncudan bahsediyoruz. Dolayısıyla burada normal şartlarda sportif açıdan baksam konuya hani Davinson gibi bir oyuncuyu ben takımda tutmak isterim. Göndermek istemem. Çünkü kolay kolay Davinson tarzı oyuncular bulunamıyor. Hem atletik, hem hızlı, hem de işte o savunmaya liderlik edebilecek bir oyuncu aynı zamanda. Bu sezon birçok sorunu çözdü yani oynadığı bölümde. Victor Nelson da iyi bir oyuncu ama Avrupa'da bunun karşılığını ben henüz göremedim. Ben her halükarda hani Davinson, Nelson ikilisini teraziye koysam Davinson'un üstünde tutarım. Nelson'un. Ama elbette ligde kıymetli bir performansı vardı. Bu ayrı. Dediğim gibi burada Galatasaray ya bonserviste daha rahat ulaşabileceği bir oyuncuyu göndermeyi tercih edecek veyahut işte orada Okan Hoca Nelson'a da teklif gelmesi halinde ikisi arasında bir değerlendirme yapacak ama Davinson'la ilgili zaten şöyle bir konu vardı. Sezonun ortasında biz konuşmaya başladık İtalya ve Napoli konusunu. Yani bugün başlayan bir husus değil ya. 3-4 aydır bu haberler var. Napoli Davinson'u istiyor şeklinde. Dolayısıyla burada ne olursa olsun ayrılığa daha yakın olanın Davinson olduğu gün gibi ortada duruyor. O da herhalde İtalya'ya gitmek istiyor gibi bir durum var. Çünkü menajeri sezonun içerisinde zaten bu görüşmelere başlamıştı bir yerde. Dolayısıyla burada bir niyet de var. Nelson'un da bir niyeti vardı 2 sezon önce. Galatasaray göndermemişti. Bir sezon sonrasına İşte o sözü vermişlerdi ama bu sezonki takım içerisinde Nelson da kalmak istedi. Şampiyonlar Ligi özelinde de orada yer almak istedi. Şimdi 3 tane iyi stoperi var Galatasaray'ın. Arkadan gelen Emin Bayram var. Emin orada iyi bir alternatif olacaktır. Ama şu an net stoperleri konuşsak 3 tane net stoperi var değil mi? Bunların 3'ünden 2'sini göndermek Galatasaray adına yıkıcı bir durum oluşturabilir. Yani hani birinden vazgeçebilirim de iki taneden vazgeçmek hakikaten ne bir teknik adam için ne bir yönetim için çok çok büyük bir risk. Ne kadara göndereceksiniz, yerini ne kadarla dolduracaksınız? Yani bir anda o maliyet de şaşabilir. Bir kere 4 tane net stoperiniz olacak. Bu sezon sakatlıklar bize bunu öğretti. Kaan Ayhan'ı da unutmayalım. Kaan Ayhan'da
tamamlayıcı bir stoper olarak kullanırsınız. Yani zaten mevkiyor. Evet tabii. Ama Emin Bayram geri döndü, o duracak ama hem Davinson hem hani Abdülkerim bir kenara bıraktım artık, hem Davinson hem Nelson'dan bir satış halinde tamam elinize yüklü bir miktar para geçer. Evet ama bunu kimle dolduracaksınız ve Şampiyonlar Ligi elemelerini de unutmayalım. Yani sizin asıl hedefiniz tabii bu elemeleri geçip tekrar gruplara kalmak. Orada biraz yönetim stratejik olarak davranacak ve Okan Buruk da ona göre hareket edecek. Ha, para ise para, evet bu transferlere girebilirsiniz. Yani 9.5'a aldığın Davinson'u bir sene sonra olası bir 25 milyona kimse hayır demez. Bunlar Türk futbolu için büyük paralar. Nelson'u da 30'a sat, şey Boye'yi de 30'a sattığınızı unutmayalım. Nelson niye gidemedi? Nelson'a o kadar iyi teklif gelmedi. Kimse Galatasaray'ın kapısını öyle 14-15 milyon eurolarla çalmadı. Bonuslarla seviyeye en fazla 11-12'ye kadar çıkarttınız o dönemde. Yani o da net verdiği para 5 milyondu. Sonrası taksitli vesaire bonustu. Yani o yüzden Nelson da öyle güldür güldür yağdır yağdır da transfer teklifi gelmiyor Nelson için. Davinson için de biraz menajeri bu konulara çok kaşıyor. İtalya'da da çok kaşıyor. Şimdi Napoli'de yeni bir teknik adam var. Ona göre de bence rota çizilecek. Conte ile Tottenham'da çalışmıştı değil mi? O işte onu demek istiyorum. Öyle yani o yüzden de hani tekrar Conte bu transfere girer mi? Hani sezon ortasında evet Napoli istiyordu da belki işler değişir şimdi. Bakalım, şimdi savunma böyle. Galatasaray'da genel anlamda aslında şu anda transfer döneminde bir belirsizlik yaşanıyor. Yani bir anda Barış Alper Yılmaz çok iyi bir teklif alabilir. Kerem Aktürkoğlu iyi bir teklif alıp gidebilir. Mertens artık yaşı itibarıyla biraz daha alternatif duruma geçecek ve o bölgeye bir takviye. İşte Torreira'nın yanına ayrıca Sağbek bir transfer. Sağbek zaten geçen sezondan beri önemli bir ihtiyaç. Zaha var, Ziyech var, Tete var. Bu oyuncularla ilgili nasıl bir kayıp? Yani Galatasaray şu anda bir belirsizlik yaşıyor gibi transferde. Tabii yani bir seçim vardı. Seçimin yani Galatasaray şampiyon oldu ama sanki şampiyonluğu doya doya yaşayamadı gibi geliyor bana. O seçim atmosferi, işte Erden Tümur konuları vesaire derken camiadaki gündem hani şampiyonluk kutlaması sonra, vesaireden ziyade Erden Tümur üzerinde daha yoğunlaştı. Çünkü Galatasaray taraftarı iki sezondur Erden Timur'la birlikte mutlu oluyordu. Yani onun varlığından. Futbolcular da buna dahil. Elbette geçtiğim sezon için ben söylüyorum. Tekrar aynı noktadayım. Yani Galatasaray ondan fazla transfer yaptı. İki tane, iki buçuk. Yani hadi üç oyuncu diyelim, net diyeyim hadi. İki üç oyuncudan fayda sağlayabildi sezonun genelinde. Ziyech sezonun son bölümünde ortaya çıktı. İşte Kerem Demirbay işin içine girdi. Davinson net bir katkı sağladı sakatlığı dışında. Sakatlığı da yapacak bir şey yok zaten. Ama bu sezon işte bu işleri yürütecek isim farklı. Onun kafasındaki planlar ne? Onun gideceği rota nedir? Bunları henüz tam anlamıyla bilmiyoruz. Erden Timur'un çalıştığı isimleri kimlerle ne şekilde transfer yürüttüğünü az çok hepimiz biliyoruz zaten. Ama şimdi yeni bir isim bakacak bu işlere. Dolayısıyla onun planlarını belki ilerleyen günlerde bir basın toplantısı vesaire yaparsa daha ne şekilde öğrenebiliriz. İbrahim Bey miydi? Evet, İbrahim Atıboğlu. Ve Galatasaray'da, şimdi Fenerbahçe'de 4-5 oyuncu dedik ya, Galatasaray'da bence biraz daha fazlasına ihtiyaç olacak gibi. Çünkü gidecek oyuncuları çok konuşuyoruz. Gidecekler olacak, bu belli. Yani ya da gönderilmek istenen oyuncular elbette var bu kadroda. Şimdi Tete'yi niye tutasınız? Mesela. Zaten kiralık olup gidenler oldu. Tete'yi tutmak istemezsiniz zaten. Zaha ile ilgili teklif gelirse Galatasaray'ın ben rahatlı o masaya oturup onun pazarlığını yapacağını düşünüyorum. Belki de böyle mesela aldığı paranın 2-3 katını düşünmeyecektir Galatasaray. Orada biraz daha pazarlıkları düşük tutabilir. Ve Galatasaray'da hücumda en az iki bölgeye Icardi'ye bir kere bir alternatif. Icardi'ye iyi bir alternatif şart. Böyle sıradan bir alternatif değil. Hı hı. Oyun çok değişiyor çünkü. Yani Icardi seviyesinde bir oyun oynuyorsanız Icardi seviyesine yakın da bir ikinci alternatifiniz bulunmak zorunda. Aynı seviyede zaten bulamazsınız bu arada da. Ona yakın bir seviyede bir oyuncu olmak zorunda. Çünkü onun olmadığı maçlarda ardında bekleyen oyuncu işin içine girdiği zaman oyun çok değişiyor, dağılıyor. Yani o beklentiyi karşılayamadıktan sonra bozuluyor takım. Orta sahaya takviye şart Galatasaray'da. Şimdi Kerem Demirbay iyi oynadı dedik de ligin sonunda bu arada o kadar iyi değildi.
kötü maçlar oynadı. Merkeze bir takviye lazım. Torreira'nın alternatifi Galatasaray'da yok. Torreira'nın alternatifi var mı Galatasaray'da? Yok. Bütün Galatasaray'da şunu dua ediyor. Allah Torreira'ya sakatlık, ceza, bela bir şey vermesin.